Bu noktadan yeryüzünde öyle fitneler çıkmıştır ki, bugün koskoca bir Avrupa, koskoca bir Amerika ve bunların arasında bulunan Hristiyan milletler bu noktada öyle bir yanlışa, öyle bir hataya, öyle bir isyana sapmışlardır ki, öyle bir isyana sapmışlardır ki, günah mevzuunda, isyan mevzuunda öyle bir dalalete, sapıklığa düşmüşlerdir ki, bugünkü Hristiyanların inanışına göre, bugünkü Hristiyanların inanışına göre, Hazreti Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva validemiz cennette yasak edilen ağaçtan yedikleri için günahkar oldular diyor Hristiyanlar. Günahkar oldular, Allah da onları cennetten çıkarıp yeryüzüne attı. Ondan sonra Hazreti Adem'den ne kadar çocuk dünyaya geldiyse, ne kadar nesil olduysa, ne kadar insan çoğaldıysa, hepsi yeryüzüne Adem aleyhisselamın işlediği günahtan dolayı bütün insanlar yeryüzüne günahkar olarak geldiler. Suçlu doğdular, mücrim doğdular, günahkar olarak yeryüzünü doldurdular diyorlar. Sonra haşa Allah'ın oğlu Hazreti İsa bütün insanlığı günahtan kurtarmak için kendisini çarmıha gerdi, asıldı, idam edildi, insanlığın günahlarını kurtarmak için Allah'ın oğlu olan İsa kendisini feda etti diyorlar. Haşa! Bugünkü bütün Hristiyanların inancı bundan başka değildir. Güya Hazreti İsa aleyhisselama kadar bütün insanlar doğarken, yeryüzüne gelirken suçlu olarak doğuyorlardı. Şu saçmalığa bakın, şu dalalete bakın, şu sapıklığa bakın. Ve bundan dolayıdır ki yeryüzündeki papazlar da yeryüzünde Allah'ın oğlu olan İsa'nın ve dolayısıyla Allah'ın vekilleri, kefilleri oldukları için bir Hristiyan ne kadar günahkar olursa olsun, ne kadar Allah'ı unutursa unutsun, ne kadar nefsini unutursa unutsun, bir papazın önüne gelir de günahlarını itiraf ederse, o papaz da onun günahlarını çıkarır, seni Allah namına affettim, hiçbir günahın kalmadı diyorlar. Halen Avrupa'da böyle. Öyle bir tehlike zuhur etmiş ki bu noktada, öyle ayaklar kaymıştır ki, mesul olacak adam kalmamıştır. Allah'ı unutan kim? Allah'ı bulacak olan kim? Hristiyan milletler bu noktada tamamen dalaletin içindedirler. Bu bakımdan şimdi bunun bizim memleketimize olan tahribatını göreceğiz. Avrupa'da Hristiyanlar günah işlemekten korkmazlar. Avrupa'da hiçbir Hristiyan kadın ve erkek günah işlemekten korkmazlar. Çünkü bir papaza gider de günahlarını sayıp dökerlerse papaz da Allah namına onları affedebilir. Buna mukabil endülijans diye onlar günah çıkartma parası olarak para öderler. Bunun için Avrupalı insanlar günah işlemekten korkmazlar. Her rezaleti yaparlar, her denaeti yaparlar, her şenaati yaparlar, korkmazlar. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi, Allah'ı unutanlar gibi olmayın! Allah'ı unutanlar gibi olmayın! Ey Müslüman kadınlar, Hristiyanlar gibi çırılçıplak sokağa çıkmayın! Ey Müslüman kadınlar, Yahudiler gibi iffetinizi, namusunuzu altına, gümüşe değişmeyin diyor Allah-u Teala. Onlar gibi olmayın. Siz kainatı hürmetine yarattığım Hazreti Muhammed Mustafa'mın ümmetisiniz diyor. Onlar gibi olamazsınız. Ama bizi zorla, kahırla, cebirle onlar gibi olmaya zorluyorlar. Onlar gibi bizi felakete sürüklüyorlar. Sen kendin sürüklenmeyeceksin.